Günaydın sevgili izleyiciler. Women TV sabahın erken saatlerinden beri canlı yayınlarla yayınına devam ediyor. Harika bir program hazırladık sizler için. Sağlık olsun, bu hafta da yine dop dolu. Bakın programımızda neler var. Evet sevgili izleyiciler, ilk bölümümüzde çok sık yaşanan bir problemden, bir hastalıktan bahsedeceğiz. Reflüyü konuşacağız bu bölümümüzde. Profesör Doktor Cengiz Pata bizimle birlikte. Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden katılıyor programımıza. Evet. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Günaydın Burcu Hanım. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de hoş geldin diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, reflüden bahsedeceğiz dedik. Gerçekten sık yaygın, kadın erkek fark etmeksizin yaşanan bir hastalık. Sizin de bu tip bir probleminiz varsa, midenizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yanma, değil mi hocam? En sık belirtilerden biri. Evet. Yanma ya da ağrı ya da farklı şeyler hissediyorsanız bizi arayabilirsiniz programımızı. Cengiz hocamıza sorularınızı kendiniz iletebilirsiniz. 0212 243 71 78 telefon numaralarımız. 0544 880 87 87 de WhatsApp hattımız. Sorularınızı isterseniz yazabilirsiniz. İsterseniz bizi arayarak canlı yayında sorularınızı kendiniz iletebilirsiniz diyorum. Hocam reflü bir tarif eder misiniz? Biz biliyoruz ama eksik biliyor olabiliriz. Nasıl bir hastalık reflü? Estağfurullah. Aslında reflü hastalığını herkes öğrendi neredeyse. Evet. Gerçekten çok sık karşılaşılıyor tabii toplumda. Biraz bunun etkisi var. Gastroözofageal reflü hastalığı mide içeriğinin yukarıya doğru, yani yemek borusuna ve boğaza doğru kaçması olarak isimlendirilebilir. Tabi burada kaçan sıvı ağırlıklı olarak asittir. Adı üzerinde asit bu. Midemiz buna dayanıyor. Özel bir yapısı var ama yukarılara kaçtığı zaman tabi yemek borusuna, gırtlağa ya da kulağa ya da akciğerlere kaçtığı zaman oralarda tabi toksik etki yaparak şikayetler ortaya çıkarıyor. Normalde bu kaçmayı etkileyen bir mekanizma mı var hocam midenin üstünde? Normal bir midede, yemek borusuyla midenin birleştiği yerde kapakçık gibi tabir edeceğimiz, bizim sfinkter dediğimiz kaslardan sıkılaşmış bir yapı vardır. Bunu adeta bir valf gibi düşünün. Gıdalar gelir geçer, valf açılır, geçişine izin verir, sonra kapanır. Kapanınca tabii geri kaçışı engeller. Ama tabii reflü hastalığında bu kapakçığın fonksiyonlarında bozulma ortaya çıkıyor. Yani ne olabiliyor? Kapakçığın açısı değişiyor ya da midenin açısı değişiyor ya da her zaman açık kalıyor kasların zayıflığından dolayı. İşte böyle durumlarda bir takım tetikleyen faktörler de etkilenince tabii geriye kaçmalar başlıyor ve reflü hastalığı ortaya çıkıyor. Genelde yanma diye şikayet ediyoruz biz. Farklı belirtileri de olabilir mi hocam reflünün? Aslında yanmayla gelen hastalar bizim en çok sevdiklerimiz çünkü tanısı çok kolay konuyor. Ama biliyoruz ki ekstraözofageal reflü semptomları dediğimiz geniş bir spektrumu var. Yani bizim hastalarımızın büyük bir kısmı önce kardiyoloji polikliniğine gider. Kalbim ağrıyor, göğsüm ağrıyor diye. Ağrıyla da gelebilir. Ya da yine büyük bir kısmı sırf öksürük bulgusuyla göğüs hastalıklarına gider. Sadece öksürüktür aslında. Kronik öksürük bulgusu vardır. Ses kısıklıklarının aşağı yukarı %50 kadarı reflü hastalığına bağlıdır. Yani ciddi bir yüzde. Yani her iki hastanın bir tanesi ses kısıklığı varsa altında reflü hastalığı var. Bu şikayetleri de varsa ihmal etmemekte fayda var. Peki neden oluyor? Yuda konuşalım mı? Tamamen beslenmemizle mi ilgili yoksa yaş ilerledikçe de ortaya çıkan bir hastalık mı hocam? Aslında o gözlemimiz çok doğru. Yaş ilerleyince artıyor biraz sıklığı. Tabii şimdi az önce konuştuğumuz gibi altta yatan asıl fizyopatolojik bozukluk sfinkterin yetmez, yani kapakçığın açık kalması. Ama her kapak açıklığında da ya da sfinkter yetmezdi de reflü hastalığı ortaya çıkmaz. Bir şeylerin tetiklemesi lazım. Yani bunu aynı bir kaba suyun dolup taşması gibi düşünün. Ya da işte bir balon, şişmiş bir balonu sıktığınızda ucundan hava çıkması gibi düşünün. Karın içi basıncın arttığı durumlarda altyapı da hazırsa, yani kapakçık yetmezliği varsa, o zaman reflü hastalığı ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar neler olabilir? Birincisi kilolu hastalarımız. Şimdi az önce söylediniz ya, yaş ilerleyince mi ortaya çıkıyor diye. Evet, çok doğru. Çünkü yaş ilerledikçe kilo alıyoruz. Yani çoğumuz 25'te kilosundan biraz daha fazlayız. Onun için yaşlan artan bir hastalık olduğu kesin. Diğer önemli bir şey hamilelik. Gebelikte de mesela bu vücudun bir miktar test dönemidir. Hakikaten ileride gebelik sonrası düzelir ama tabii bebeğin etkisiyle, karındaki o şişkinlikle gebelik döneminde reflü hastalığı ortaya çıkar. Gebelikten sonra bu hastalar düzelir, bir daha 50-60 yaşlarda çıkmaya başlayabilir. Ötesinde tabii çok midenizi doldurmak da aynı etkiyi yapar. Yani
bir defa da oturduğunuzda çok aşırı yemek ya da hızlı yemek olabilir evet mi? Onlar da etkiler. Tabii hava yutarsınız çünkü hızlı yediğinizde bu da etkileyecektir. Ötesi de yine karnınızı çok sıkan giysiler, korse, dar kemer, dar pantolon bu tip şeyler de reflü hastalığını arttıracaktır. Yani bazı şeyler tetiklediğinde reflünün belirginleşmesi daha sık gördüğümüz bir durum. Peki stres de etkiler mi hocam? Stresin şöyle Sıkıntı, bir etkisi üzüntü. Var. Şimdi baştan konuştuğumuz gibi asittir sıkıntıyı ortaya çıkaran. Ama burada tabii asitin fazla olması çok da şart değil. Yani yanlış yerde bulunması önemli. Öte yandan biliyoruz ki stresli dönemlerde vücutta salınan hormonlar mide asitinin artmasına yol açıyor. Bu da tabii relatif olarak reflünüzü de arttıracaktır. Sokağa çıktık, soru sorduk. Bakalım ne dedi izleyicilerimiz? Ne güzel. Tedavisini biliyor musun? Sadece böyle doktora gittim, böyle psikoloğa şeylere, böyle... Diyet belki. Evet, yoga, böyle... Meditasyon. Evet. Evet, yorumlar gerçekten birkaç sorumuz daha var. Göreceğiz, herkes reflüyü artık öğrendi. Evet. Hocam, gerçekten. Peki size geldiler diyelim hastalar bu şikayetlerle. Nasıl teşhis koyuyorsunuz? Şimdi tanı da ilk aslında bizim için önemli olan hastanın şikayetleri. Yani az önce bahsettiğiniz gibi retrosternal yanma ya da heartburn dediğimiz şikayet. Yani göğsümde yanma oluyor, yukarıya doğru ağzıma doğru geliyor. Bu bizim için çok tipik bir bulgu. Tanı koymak için aslında ilk istediğimiz budur. Ama tabii az önce konuştuğumuz gibi çok farklı şikayetlerle hasta gelebiliyor. İşte böyle durumlarda daha ileri tetkiklere ihtiyacımız var. İlk tetkikimiz herkesin düşündüğü gibi özofageal gastroduodenoskopi değil. Çok basit bir şey yapmak lazım. Çok reflün tedavisinde sık kullanılan birçok hastaların da bildiği proton pompa inhibitörü dediğimiz ilaçlar var. Eğer hastamız bu ilaçlardan kullanıp şikayetleri baskılanıyorsa bu bizim için çok patognomik bir bulgudur. Yani birçok testten daha değerlidir. İlacı kullandığında şikayetleri geçiyor. İlacı kestiğinde şikayetleri başlıyorsa büyük ihtimalle reflü hastalığıdır. İlave şikayetler yoksa yani alarm semptomu dediğimiz semptomlar yoksa bu şekilde dahi tanıyı koyup tedaviye devam edebilirsiniz. Ama tabii ki her reflü hastasında biz yine de bir gastroskopi yapalım istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki reflü sonucunda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Uzun vadeli bir hastalık, sürekli takip edeceğiniz bir hastalık. Onun için başlangıçta hangi noktadayız, altta yatan sorun nedir netleştirmek için gastroskopi ilk yapılacak tetkik olması lazım. Genelde hastalar size bu ilaçları kullanarak mı gelmiş oluyor? Bu şey var, normalde doktorun yazması gerekmez mi hocam? Doktorun yönlendirmesi tedaviye. Ama halk arasında uygulama genelde özellikle evet. Bu çiğneme tabletlerini değil mi hocam? Bilinç olarak sürekli evet. Bolca tüketebiliyoruz. Bunların yan etkileri olduğunu da duyuyoruz bir taraftan. Siz nasıl evet. Yorumluyorsunuz bu durumu? Aslında çiğneme tabletlerine çok karşı değiliz. Yani bunlar hepimizin dönem dönem dispeptik şikayetleri olabilir, kullanılabilir. Ama diğer reflü için kullandığımız proton pompa inhibitörü dediğimiz ilaçlar tabii ki bir hekim arkadaşın yazması şart. Bu noktada tabii önemli olan her reflü hastası illaki de gastroenteroloğa gitmeli mi? Çok şart değil. Yani bir dahiliye uzmanında, kulak burun boğaz uzmanında tedavi düzenleyebilir. Ama biliyoruz ki reflü hastalığı kronik bir hastalık. Yani ilacı kullanıp da geçecek işte bir zatüre gibi bir ne bileyim tonsilit gibi bir hastalık değil. Hayat boyu süre gelen bir hastalık olduğu için ilk anda kullanımdan öte uzun süre tedavisi, uzun süre takibi bunlar çok önemli. Belki de bunların bir gastroenteroloji uzmanı tarafından yapılması şart. Çünkü gelecekte çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz reflü hastalığından dolayı. Tanısı net bir hastanın uygun bir başka uzman arkadaş tarafından izlenimi söz konusu çok doğru olmaz. Ama ilaçların ilk başlanması doğrudur. Öte yandan tabii komşum alıyordu işte eczane verdi ben de bunu kullanayım iyi geldi. Bu tabii doğru bir şey değil. Çok ciddi komplikasyonları baskılayıp erken yapacağımız bir tedaviye engellemiş olabilir hastalarımız. Onun için bir hekimle kesinlikle görüşmekte fayda var. Tedavi yöntemlerini daha da detaylandıracağız sevgili izleyiciler. Bir sorumuz daha var, onu da alalım sokaktan. Neden kaynaklanır bilir misiniz? Stres sinirden diyebiliyorum. Çünkü benim baldızımda da var aynısı. Her yemeği yiyorum. Bana bir şey dokunmuyor. Organik. Dedi ki bana doktor yeme dedi. Yeşillik dedi. Senin kanın sulanıyor dedi. Az ye dedi. Tat yap dedi. Tamam, başka bir şey yok. Az ye demişler. Evet. Bir önlem olabilir mi bu hocam? Bu çok önemli. Az yemek. Aslında tedaviden önce yani ilaç tedavisinden önce bir takım yaşam tarzı değişiklikleri öneriyoruz hastalarımıza. Bunlar son derece önemli.
Az önce konuştuk ya, reflü hastalığı kronik bir hastalık. Hı hı. Yani hayat boyu ilaç kullanmaktansa basit yaşam tarzı değişiklikleriyle bazen sorunu çözebiliyorsunuz. Hı hı. Bunların en başta geleni az az sık sık yemektir. Az önce konuştuğumuz gibi çok yiyip midenizi doldurduğunuzda tabii o aynı bir bardağın dolup taşması gibi çok taşmalar olacaktır ve reflü hastalığı ortaya çıkacaktır. İkinci önemli bir şey, akşam yediklerini hafif yemek. Akşam yediklerimiz, hele ki hemen yatarsanız, sindirimi son derece güç oluyor, midede uzun süre kalıyor, midenin boşalması gecikiyor ve tabii bu sefer geri kaçaklar daha artıyor. Ötesi yattığınız zaman, hani böyle ayakta durduğumuzda yer çekim etkisiyle o yukarı çıkması biraz daha zor. Ama yattığınızda adeta bir kaba su yayılıyor gibi gıda, asit, sıvı hepsi midenizde varsa geriye doğru yayılır ve reflünüz artar. Hı hı. Onun için diyoruz ki hem yüksek yastıkla yatın hem de akşam yemeklerini hafif yiyin ve yatmadan 2 saat önce yeme içmeyi kesin. Bunlar son derece önemli. Aşağı yukarı %15-20 hasta grubu sadece bu önlemlerle tedavi olabilirler. Onun hı hı. için bunları öncelikle söylemek lazım. Aslında medikal ilaç tedavisine de sürekli devam etme durumu var. Bu o yangıyı baskıladığı için şikayetlerimiz ortadan kalkıyor. Ama aslında midedeki hastalığı tedavi etmiyor mu bu hastalıklar? Doğru mu anlıyorum? O zaman farklı tedavi yöntemlerine mi aslında tabii çok lazım? Güzel söylüyorsun Deniz. Konuştuğumuz gibi temel sorun anatomik bir sorun. Yani buradaki sfinkterin yetmezliği, iyi çalışmaması. Şimdi bizim hiçbir ilacımız bu bozukluğu başa döndürmüyor. Hı hı. Ancak ne yapıyoruz? Konuştuğumuz gibi işte asit sıkıntı yaratıyor, geri kaçıyor, sorun evet. oluyor. Bizim tedavilerimiz asiti baskılamaya yönelik ya da geri kaçmayı engellemeye yönelik tedaviler. Hı hı. Bunları kullandığınız dönem rahatlarsınız. Birçok hasta grubunda kestiğinizde 2-3 gün sonra şikayetler başlar. Hı hı. Şimdi bu noktada tabii sürekli ilaç almak gerekiyorsa o zaman tabii daha ciddi tedavi yöntemlerini planlamakta fayda Neler var. Neler onlar hocam? Neler yapıyorsunuz? Çünkü cerrahi yöntemler biraz daha azaldı gibi duyuyoruz. Doğru evet. mu sizce? Şimdi ilaç tedavisi, buradan tabii yanlış mesaj vermeyelim, güzel tabii. bir tedavi. Hakikaten yıllar boyunca ilaç birçok şeyden suçlandı. İzleyicilerimize fırsat elimize geçmişken onu da söyleyelim. Bize çok söylüyorlar. Yani bu ilaç kemik erimesi yapıyor, işte bu ilaç yapıyor evet, gibi. Şunu yapıyor, kanser yapıyor. Hayır, rahatlıkla kullanabilirler. Yani çok çok nadirdir bu etkiler. Bir hekim gözetiminde olduğu müddetçe kullanabilirler uzun vadede de. Bununla ilgili direkt hani kesilmesi gereken belli başlı endikasyonlar vardır. O zaman kesiyoruz. Hı hı. Ama şöyle bir hasta grubumuz da var. İlaç kullanmasına rağmen şikayetleri geçmeyen bir hasta grubu var ki bu 4 hastanın bir tanesi aşağı yukarı böyle. İşte bunlar da ve hep ilaç kullanmak istemeyen hastalar da var. Bu da çok hı hı. önemli. Yani hasta sıkılıyor artık. Ben hep buna mı dikkat edeceğim? Hayatımı hep böyle mi düzenleyeceğim? Hep ilaç mı alacağım? İşte bunlar da diğer tedavi yöntemleri lazım. Geçmişte tek alternatifimiz cerrahi yöntemlerdi. Yani o alt ucun dikilerek kapatılmasıydı. Ama günümüzde artık modern tıp bize daha güzel seçenekler de sunuyor. Endoskopik tedavi yöntemlerimiz var. Çok başarıyla kullandığımız. Bunlar gerçekten aşağı yukarı çok da yeni değil ama çok da eski değil. 15-16 yıllık tedaviler. Tabii bizim klasik tedavi içerisine koymamız için uzun vadeli sonuçları görmemiz lazım. Yan etkilerini görmemiz lazım. Onun için çok hızlı gelişmiyor tıp tabii bu noktada. Hı hı. İki tane çok ciddi tedavi yöntemimiz var endoskopik olarak. Bunlardan birisi, kabaca anlatırsam, yemek borusunun alt ucuna lazer akımı verilmesidir. Bu akım sayesinde yemek borusunun alt ucundaki sıkılığı sağlayan hücreler uyarılırlar ve sayıları artar. Yani adeta vücut çalıştırmaya gidip kaslarınızı geliştirmek gibi düşünün. Ya da fizik tedavide kasların gelişmesi gibi. Stretta dediğimiz bir yöntemdir. Aşağı yukarı bizde hasta sayımız 100'lere yaklaştı bu vakalarla ilgili. Gerçekten sonuçlar iyi. Yani tamamen düzelen hasta sayısı %50-60'lardadır Stretta'yla. Bilimsel veriler de öyle, bizim verilerimiz de öyle. Son bir yılda başladığımız yeni bir tedavi yöntemi var. Bu biraz daha etkili bir yöntem, daha güzel bir şey. Endoskopik stapler dediğimiz, yani transoral fündüplikasyon adı verilen. Kabaca anlatayım. Bir endoskopunuz var özel. Evet. Ucunda zımba benzeri 3 tane zımbanız var. Endoskopla giriyorsunuz. Hı hı. Açık alana içeriden zımbalarla kapatmaya çalışıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Aslında şu an görseli de var. İzleyicilerimiz belki tam anlattığınızı da daha güzel, net bir şekilde anlayabilirler. Evet, çok size güzel. Anlatırken. Hocam stapler evet. deyince aslında daha Türkçeleştirmemiz gerekirse bu durumu. İzleyicilerimiz evet. daha rahat anlasınlar diye. O kenarları zımba gibi diyebiliriz. Tabii zımba gibi. Bildiğimiz zımba gibi düşünün. Ona benzeyen bir şey. Tabii bu daha tıbbi olanları bunların.
İki açık alanı yara dudaklarını o zımbanın aralarına getiriyorsunuz. Evet. Tak diye zımbayı atıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Aslında bu tabii cerrahi ameliyatlarda da kullanılan bir yöntem. Dikiş için, birleştirme için dokuları. Burada bu endoskopa uyarlanmış hali. Hakikaten güzel bir yöntem. Tabii diğer yöntem için %50-60 demiştik ama bunun başarı şansı %80-85. Çok daha yüksek. Yüksek. Çok güzel. Tabii reflü hastalığında %100'lük bir başarımız yok. Yani cerrahi müdahaleler de en iyi yerlerde %75'tir sonuçları. Bir WhatsApp sorumuz var aslında. Belki uyabilir. Merhaba, gebeliğimde başlayan reflü geçmedi demiş. Sonra doğurduktan sonra da emzirdiğim için ilaç da kullanamıyorum. Ama çok rahatsızlık duyuyorum. Tedavi edilebilir mi demiş. Endoskopik yöntemle olduğu için emziren annelerde uygulanabilir mi bu son bahsettiğimiz yöntem? Doğru, güzel hakikaten sormuş izleyicimiz. Önce şöyle söyleyeyim. Tabii gebelik dönemi ve sonrasındaki dönemde bu tip radikal uzun vadeli tedavileri ilk aşamada tercih etmemek lazım. Yani reflü hastalığın kronikleştiğini bir görmek lazım. Şu an özel şartları var izleyicimizin. Hani gebelik var, emziriyor. Emzirme var. Bunlar tabii zor dönemler. Vücut için. Onun için bu dönem bence ilaç tedavisi geçirmesi çok daha doğru olacaktır. Gebelik döneminde çok güzel kullanabildiğimiz ilaçlarımız var. Emzirmede daha da çok var. Onun için uygun bir hekim arkadaşa başvurursa gastroenterolog bence tedavilerini düzenleyecektir. Ama sonrası da geçmezse, devam ederse elbette bir endoskopiyle değerlendirip uygun bir hastaysa bu tedaviyi yapmak lazım. Tabii buradan yine yanlış mesaj vermeyelim. Çok büyük mide fıtığı olan hastalarda endoskopik yöntemlerimiz yetersizdir. Yani biz bunu tamamıyla cerrahi tedavinin alternatifidir şeklinde sunmamız yanlış olur. Arada kalan bir hasta grubu vardır. Ufak mide fıtığı olan. Bu hastalarda uygun bir tedavi yöntemidir. Ama diyelim 5 santim mide fıtığınız var. İşte nefes alamıyorsunuz, oturamıyorsunuz. Yani yedikleriniz sürekli ağzınıza geliyor, boğulacak gibi oluyorsunuz. Bunlar tabii yine cerrahi tedavinin adayları. Endoskopik deyince hocam, basit bir yöntem mi? Bayıltarak mı oluyor? Hani cerrahiden biraz daha kolay uygulanan bir yöntem. Ne kadar sürüyor, ne kadar hastanede kalması gerekiyor hastanın bu endoskopik yöntemde? Aslında çok kolay. Bunu sorduğunuz iyi oldu. Hep hastalarımız işte dikiştir, stepladır deyince çekiniyorlar. Endoskopi ünitesinde yaptığımız bir işlem bu. Ameliyathanede değil. Yani normal üst endoskopi yapar gibi yapılan bir işlem. Aşağı yukarı işlem 45 dakika, 1 saat sürüyor. İşlem bittikten 1 saat sonra tabii hafif bir ilaç veriyoruz hastamıza ama bu ameliyat uyuması gibi bir narkoz değildir. Sedasyon dediğimiz bir şey. Bu ilaçtan tedavi bittikten 1 saat sonra kendisine gelir. Elbette bir gözlem safhası da bir gün hastanede tutuyoruz ama yani yollasanız da son derece rahat yollanılabilecek hasta grubudur. Yine de biz de bir işlem yaptık, işte uyuttuk, uyandırdık. Bir gün tutmak durumunda kalıyoruz. Ama yani bir saat sonra tamamen normale dönüyor hastalarımız. Son derece rahat bir yöntem. Reflünün kansere çevirmesi gibi bir şey söz konusu oluyor mu hocam? Böyle bir yaygın korku da var. Hani o hastalık sanki daha çok yaraya dönüşecek ve Allah korusun kanserleşme olabilir mi gibi endişeler var. Doğru mu? Şimdi hepimizin endişesi kanser tabii. Yani birçok organımızda böyle bir şeyden korunmak için elden ne gelirse yapmak lazım. Reflü hastalığı maalesef biliyoruz ki kanseri yol açabiliyor. Tabii buradan yine şu mesajı bize doğru verelim diye düşünüyorum. Hastalarımız korkmasınlar. Yani her reflü hastalığı eşittir kanser değil. Bir gastroenteroloji uzmanı reflü hastasına gastroskopi yaparken ilk baktığı odur zaten. Midesinde ve yemek borusunda hücre bozulması var mı? Bununla ilgili gerekirse biyopsiler almaktır. Şimdi reflü hastalığında kanser gelişebilir ama önce dokunun değişmesi ve baret dediğimiz özel bir isim alması lazım. Eğer baretiniz yoksa, yani raporlarınızda baret yazmıyorsa ya da patolojinizde baret yazmıyorsa reflü hastalarımız korkmasınlar. Kanser ihtimalleri yok demektir. Ama eğer baretleri varsa ya da işte patolojilerinde bir şeyler yazıyorsa farklı, o zaman tabii ne yapıyoruz? Bu da kanser değil. Baret olanlarda her yıl %0.5 gibi toplumsal insidans var, yani kanser gelişme riski, ki az bir risk değil aslında bu. Onun için bu hastaları daha sık izliyoruz. Baretin tiplerine göre diyoruz ki arkadaş işte bir sene sonra gel endoskopi yapalım. 3 sene sonra gel endoskopi yapalım. Bu kontrol endoskopilerinde de amaç kanser olduğunuz demek değil. Baktı ki doku biraz daha kötüleştiyse o zaman hadi diyoruz bunu artık endoskopik olarak kazıyalım. Ya da yakalım, temizleyelim. Daha ileriye kötüye gitmesin diye. Onun için reflü hastalarımız gerekli kontrolleri yaptırdıkları müddetçe kesinlikle kanserden korkmasınlar. Endoskopik tedaviler bu anlamda elimizi güçlendiriyor demek. Yani cerrahi yöntemden korkan hastalar için bir anlamda bir umut ışığı, değil mi hocam? Daha kolay tedavi, daha kısa sürede bir tedavi yöntemi var. Ve yaklaşık bir yıldır uygulanan yeni bir tedaviden bahsettik bugün. Son cümlelerinizi alabilirsem hocam, özellikle bu yöntemle ilgili izleyicilerimizi uyarmış olalım.
Transinsizyonel fündüplikasyon dediğimiz tedavi yöntemi aşağı yukarı dünyada 15 bine yakın vaka oldu ve sonuçları artık son derece güzel. Amerika'da ve Avrupa'da çok yaygın kullanılıyor. Bizim ülkemizde de kullanmaya başladık. Eminim ki ben yapan hekim arkadaşlar arttıkça yoğun bir hasta birikimi olacaktır. Bence bu noktada artık reflünün çok ciddi bir çözümünü bulduk diye düşünüyorum. Evet, harika. Bir sokak sorumuz daha var, onu da alalım istiyoruz hemen. Reflü nedir biliyor musun? Evet, biliyorum. Anlatır mısınız? Biz yani okulda öğrendik. Böyle asitik, mide asitikleri böyle ağzına doğru geliyor. Stres yapınca ya da böyle heyecanlanınca böyle şeyler de oluyor. Bilmiyorum. Mide hastalığı. Mide sıvasında ve mide hastalığı girmeyecek. Yok, bilmiyorum ya. Mide suyunun mideden yukarıya doğru, yemek borusuna doğru çıkarak tahriş etmesine reflü denir. Yaşıyor musunuz mide rahatsızlığı? Yok, ben yaşamıyorum. Evet, kendim oldu. Hayır, olmadı. Evet. Gerçekten hani çok az bilmiyorum diyen var reflü. Hayır, ben de çok ilgiyle izliyorum. Yani çok bilgililer gençler gerçekten. Özellikle de şikayet olanlar çok iyi biliyorlar hadiseyi. Tabii burada hastanın eğitimi çok önemli. Yani biz hastamızı 10 dakika görüyoruz. Ondan sonra kendisi baş başa kalıyor. Onun için o yaşam tarzı değişikliği dediğimiz şeylerin idamesi çok önemli. Gönül istiyor ki sadece bunlarla hastalığı tedavi edebilelim ya da sadece ilaçla tedavi edebilelim. Ama bunlarla işler iyi gitmiyorsa, yavaş yavaş doku bozulmaya başladıysa, şikayetli ilaçlarla veya yaşam tarzı değişikliğiyle kontrol edemiyorsak, artık endoskopik tedavi yöntemi ya da büyük fıtık varsa cerrahi tedavi yöntemini planlamak lazım. Zamanı geldiğinde uygun tedaviyi yapmış olmak için. Yapmak lazım. Peki şöyle bir kere daha uyarılarda bulunmak istiyorum. İzleyicilerimiz nelerden uzak dursunlar ki reflü hastalığı başlamasın hocam? Bir uyarılar alabilir miyim sizden? Aslında doğru diyorsunuz. Biz bu kadar şeyleri konuştuk. Diyeti çok açmadık değil mi? Nelerden uzak dursunlar derken tabii madem asit bu işe yol açıyorsa izleyicilerimiz bizden güzel söylediler. Stresten uzak dursunlar. Harika. Tabii bu insanın elinde çok olan bir şey değil ama mümkün olduğunca diyoruz. Tamam. Sigara asiti arttıran en başta gelen şeydir. Yani iki paket sigara içiyorsanız biz bunu ilaçlarla ya da başka şeylerle tedavi edemeyiz. Hı hı. Onun için sigarayı azaltacaksınız diyoruz. Tabii burada sigara ve stres dengesini de iyi kurmak lazım. Yani bir yandan strese girmeyin, bir yandan sigarayı bırakın. Hepsi bir nasıl olacak? Bunu hekim çok güzel ayarlaması lazım. Gıdalarınıza tabii asiti arttıran gıdalara dikkat etmek lazım. Bunların başında ne geliyor? Kafeinli gıdalar, işte kahve, kola bu gibi gıdalardan kesinlikle diyoruz uzak durmaya çalışın diyoruz. Bu da son derece önemli. Turunçgiller yine asiti arttırabilen gıdalar, tadımlık yiyin diyoruz. Yani bunları alıp da işte yarım kilo yedin, bir kilo yedin, bunlar tabii reflünüzü arttıracaktır. Sıvıları dahi alırken az alın diyoruz. Yani su içiyorsanız 3 bardağı birden içmeyin. Hele sıvının geri kaçması çok daha kolaydır. Yani katı bir gıda zor geri kaçar ama sıvının yer değiştirmesi çok daha kolay. Onun için onu da bir bardak için, mideniz boşalsın, bir saat sonra yine için gibi. Bunlara dikkat etmek lazım. Alkol keza önemli bir etken. Yani mide asidinizi arttıran bir etken. Şimdi biz tanıda orayı hızlı geçtim. pH metre testi dediğimiz asit monitorizasyonu, asitin ne kadar kaçtığını tespit eden testler vardır. O testlerde çok net görüyoruz. Hastalarımıza mesela diyoruz testin düğmeleri var. İşte şunu yaptığınızda bu düğmeye basın gibi. Alkol alındığında asit zirveye çıkıyor. Sigara içildiğinde zirveye çıkıyor. Ya da işte stresli dönemlerde zirveye çıkıyor. Ya bunları da tabii planlamak son derece önemli. Dikkatli olmak lazım baştan. İyi gelen besinler var mı? Mesela o mide yanması başladı. Ne önerirsiniz? O an hani azaltmak için yiyebileceğimiz ya da tüketebileceğimiz bir gıda ya da içecek var mı? Hafif gıdalar diye nitelendirdiğimiz, aslında birçok izleyicimizin bildiği gıdalar. Gerçekten mide dostu dediğimiz bu gıdalar hem asiti bir miktar azaltıcı etki değil de adeta absorbe ederek etki yaparlar. Bunlar ne olabilir? İşte patates olabilir son derece iyi bildiğiniz bir şey. Haşlanmış ağır yağlı olmayan bir makarna gibi bir şey olabilir. Beyaz ekmek içi bu tip şeyler olabilir. Yine işte leblebi gibi gıdalar. Vatan arkadaş şeyler çok iyi biliyorlar dinleyicilerimiz. Yani bu gıdaları tüketiyorlar. Meyvelerden daha çok muz, çilek bunlar mide dostu olan gıdalardır. Evet, hafif bir tost, az yağlı gerçekten rahat tüketilecek şeylerdir ama hani bunları tüketin, iyi gelirden ziyade bunları tüketmeyin daha önemli. Daha önemli. Tabii mide hastalıkları reflü hastalığıyla çok karışır. Yani ülseriniz vardır, asit artmıştır. Siz onu reflü gibi hissedersiniz. Onun için bir gastroskopinin ve gastroenteroloji uzmanının böyle bir önemi de var. Yani reflü de yıllarca tedavi oluyor. Bakıyorsunuz ki alttan Helicobacter pylori çıkıyor.
Tümü bir bütün olarak değerlendirip ondan sonra reflün tedavisine dönmek çok daha doğru yani olacak. Yani aslında belirtiler başka, biz reflü zannedip başka, Allah korusun, daha farklı hastalıkların habercisi de olabilir. Kesinlikle. Mi? Böyle belirtiler tabii, karışabiliyor tabii. Mu? Yani hocam, şunu neden istemiyoruz? Vaktimiz kaldı, onu da belirteyim. Tabii proton pompa inhibitör dediğimiz ilaçlar o kadar etkili ilaçlar ki kullandığınızda mide hastalıklarının birçoğunu baskılar ve rahatlatır hastalarımızı. Mide kanseri dahi olsa baskılar. Yani bir ülser, kötü bir ülserse 6 ay bu ilacı alın gayet güzel olursunuz. Yani ama 6 ay sonra bir bakarsınız ki o ufacık çok basit tedavi edeceğiniz bir şey kocaman olmuş. Onun için işte bu noktada hani işte ya komşuma iyi geldi, şuradan verdiler, ben de alayım. Bu yanlış bir yaklaşım. Aslında, önce bir netleştirmek lazım hastalığın adını, sonra tedavi planını. Aslında o yangıları ya da mide yanması, işte o asidik durumu bastırırken belki başka hastalıkları örtebiliriz ve gecikebiliriz. Maalesef, dolayısıyla evet. Ne zaman bir belirti başlarsa hemen uzmanına evet, gideceğiz, doğru. Doktora gideceğiz sevgili izleyiciler. Profesör Doktor Cengiz Pata bizimle birlikteydi. Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nden programımıza katıldı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Peki reflü ses kısıklığı yapar mı? Şimdi ikinci bölümümüzde çünkü sesten bahsedeceğiz. Ses kısıklığı evet. Yapar mı hocam? Kulak burun boğaz klinikleri bizim en önemli dostlarımız. Gerçekten konuştuğumuz gibi %50 ses kısıklığının altından ses kısıklığı reflü hastalığı çıkabiliyor. Onun için bundan sonra onların konuşuyor olması herhalde çok tamamlayıcı olacak. Çok üst üste denk gelmiş evet. Olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz hocam sizi. Biz de teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümümüze geçiyoruz. Ayrılmayın. Geliyoruz. Sevgili izleyiciler, sağlık olsun tüm hızıyla devam ediyor. Yine çok değerli bir hocamız bizimle birlikte. Doçent Doktor Zeynep Alkan. Kendisi hem kulak burun boğaz uzmanı hem de baş boyun cerrahisi uzmanı. Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı doktorlarımızdan biri. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, programımıza. Hoş bulduk. Sesimizden bahsedeceğiz sevgili izleyiciler. Sesimiz neden kısılır? Eğer kısılırsa medikal bir tedavi mi? Bu soğuk algınlığından mı yoksa yapısal bir durum mu? Sesimiz nasıl hastalanır? Ses tellerimizde oluşan hastalıkları nasıl farkına varacağız? Bunlardan bahsedeceğiz. Siz de bizi arayabilirsiniz. Sesinizle ilgili problem yaşıyorsanız, özellikle konuşurken memnun değilseniz ya da şarkı söylerken sesinizden memnun değilseniz bizi arayıp hocamıza sorularınızı kendiniz de direkt sorabilirsiniz. 0212 243 7178 telefon numaralarımız, 0544 880 87 87'de WhatsApp attığımız, kendiniz atarsanız ben de hocama seve seve sorularınızı ileteceğim. Hocam ses kısıklığından başlayalım mı? Sesimiz başlayalım. Neden kısılır? Şimdi sesimiz neden kısılır? Sesi üreten, sesin oluşumundan bunu söylemek gerekirse, sesi oluşturan esasında akciğerler. Akciğerler güç merkezimiz. Akciğerlerden hava oluşuyor. Oluşan hava ses tellerimize çarpıyor. Ses telleri salınıyor ve ses üretiliyor. Ama bu ham ses, sesin oluşumu dudaktan çıkar hale gelmesinin sebebi de dil, dudaklar, sinüslerimiz. Yani şuradan şuraya kadar bir yolculuk sesin oluşumu. Ses hastalıkları da ya akciğerin ya ses tellerinin ya da dediğim gibi diğer organların hastalıkları veya da yanlış kullanım sonrası olabiliyor. Ama tabii ses kısıklığı niye hemen olur? Hepimizin başına zaten gelir. Nezle grip olduğumuzda sesimiz kısılır. Veya reflümüz olduğunda sesimiz kısılır. Veya yorgun olduğumuzda, gergin olduğumuzda sesimiz kısılır. Esas ses kısıklığı 3 haftadan sonra devam ediyorsa, tedaviye rağmen, dinlenmeye rağmen geçmiyorsa, o zaman ses kısıklığı önemli hale gelir ve o zaman da mutlaka doktora gitmemizi gerektirir. Yani süre önemli burada değil mi? Süre önemli, bizim evet. Ses kısıklığımız 3 haftayı bulabiliyorsa ya da daha fazlaysa hemen bir doktora başvurmamız evet. Gerekiyor. Peki başvurular size genelde ses kısıklığıyla mı oluyor? Bir de ince ses, kalın ses durumu var değil mi hocam? Bununla tabii. İlgili de size başvuran hastalar oluyor mu? Sesinden memnun olmayan insanlar çok. Çünkü nasıl elbise üstümüze giydiğimiz zaman tam oturuyor ve mutlu ayrılıyoruz o elbiseyle mağazadan. Ama iri bir insanın ince bir sesi olduğunda veya narin bir kadının kalın bir sesi olduğunda
mutlu olmuyor. Yani sesle vücut örtüşmediğinde insanlar mutsuz oluyorlar ve bu sorunlarla da bize geliyorlar. O zaman da ses estetiği dediğimiz ameliyatlar veya işte terapilerle onları tedavi ediyoruz. Hı hı. Yani esasında ses bir insanın iş hayatındaki başarısının en önemli anahtarı. Yani bir mağaza sorumlusunun, bir öğretmenin, bir politikacının ya da sesiyle mesleğini yapan, idame ettiren ve bir profesyonel sanatçının en önemli organı ses telleri. Tamam. Yani bunun bakımı, sesin iyi oluşmasını ve devamını sağlamakta onun tüm hayatı boyunca en iyi bakacağı organ sonuçta ses telleri olması lazım. Hı hı. Buna uygun da hayat tarzının olması lazım. Dolayısıyla da bu tip başvurular artmaya başladı çok tahmin ediyorum. Başladı, evet. Hocam, biz çok bilemiyoruz aslında ses estetiği. Biraz açar mısınız? Ses estetiğini nasıl yapıyorsunuz? Sonra ses kısıklığı tedavileri hepsinden bahsedelim ama evet. Estetik biraz şimdi ilgi çeken bir konu olacak. Ses estetiği yeni duyduğumuz için. Neler yapıyorsunuz ses estetiği ile ilgili? Şimdi tabii hasta bize kendisi gibi başvuruyor. Yani sesinden memnun olmayan hasta geldiğinde... Çeşitli ölçümler yapıyoruz. İlk başta sesini ölçüyoruz. Frekansı, yaşına uygun mu, vücuduna uygun mu, cinsiyetine uygun mu? Hı hı. Yani ses kadınsı ses mi, erkeksi mi, davudi bir ses mi, çocuksu bir ses mi? Yani ve de yaptığı işle uyumlu bir ses mi? İşe alırken de esasında artık insan kaynaklarında çalışanlar insanları hem vücutlarına, hem giyinişlerine, hem konuşmalarına, hem de seslerine göre değerlendiriyorlar. Eğer yüksek konuma alacağınız bir insanın sesi tok, kalın, kuvvetli, ikna edici değilse o konuma o insan gelmesi zor oluyor tabii. Hmm. Bunları düşünerek hastanın bir de esasında estetik için ilk gelenler cinsiyet değişimi geçiren insanlar. Hmm. Kadından erkeğe, erkekten kadına geçen artık bir popülasyon var. Esas bu iş bunlardan başladı. Estetik bu ameliyat, bu ona, tabii onların sürecinden sonra diğer insanlar da bu işin içerisine katıldı. Çünkü bazen yapısal sebeplerden dolayı sesi ince olan erkekler var ya da sesi kalın olan kadınlar var. Hı hı. Bir de ses yaşam boyu değişiyor. Şimdi erkek ve kadın sesi frekanslarına göre farklı boyutlarda ama ergenlikten sonra oturuyor. Sonra erkekler ve kadınlar yaşlanınca erkeklerin sesi inceliyor, kadınların sesi kalınlaşıyor. Çünkü testosteron hormonu artıyor menopozdan sonra. Hı hı. Erkeklerdeki yaşlanmada da azalıyor. Buna bağlı da ses değişebiliyor. Yani hayatın her döneminde sesimiz değişiyor esasında. Hı. Ses doğumda çığlıkla başlıyor. Daha sonra değişerek devam ediyor. İlk çığlık ne kadar evet. Tatlıdır. Evet. Ergenlik döneminde de çok değişebiliyor. O dönemde müdahale ediyor musunuz daha şimdi doğrusu? Ergenlik döneminde özellikle erkek çocuklarında yani bu sesin oluşumunda esasında biraz da psikolojik faktörler de önemli. Çocuk hala çocukluk döneminde kalıyor ise, kendi güvenini bir türlü sağlayamıyor ise ya da çatışma yaşıyorsa benliğiyle, bazen değişimi reddediyor çocuklar. Hı-hı. O zaman hala çocuk sesini kullanıyorlar. Bunları hemen ameliyat etmiyoruz. Terapiler yapıyoruz. Sesini doğru Hı-hı. kullanımını, doğru yerleşimini öğretiyoruz ve çoğu 200 seansta yeni sesine kavuşabiliyor. Ama bazen yaptığımız tüm terapilere rağmen başarısız olduğumuz ergen sesinde kalan çocuklar oluyor. Onların da ameliyatını tabii o dönemde değil, daha ergenlik bittikten sonra 20'li yaşlarda yapmayı planlıyoruz. Ses telli ameliyatı deyince biraz korkutucu olabiliyor sanki. Nasıl bir yöntem hocam? Ne uyguluyorsunuz orada? Terapiden sonra diyelim ki cerrahiye gerek duyuldu. Nasıl bir yöntem? Şimdi normalde ya ses teline müdahale ediyoruz. Sesin lazerle veya soğuk ameliyatlarla katmanlarının ya kalınlığını değiştiriyoruz ya da gerginliğini değiştirmek için dışarıdan gırtlağa müdahaleler yapıyoruz. Hmm. Triyoplasti ameliyatları diyoruz biz buna. Bu da ses telinin uzunluğunu veya gerginliğini değiştiriyor. Gitar teli gibi düşünün. Evet. İnce gitar teli, yani tiz sesleri çıkarırsa ses teli de öyle uzayınca daha ince sesleri çıkarıyor. Kısalınca daha kalın sesleri çıkarıyor. Ona göre ayarlıyoruz. Yani bir şekilde akort ediyoruz sesi ve hasta özellikle kalın, dışarıdan yaptığımız ameliyatlarda uyanık oluyor. Hmm. Lokal anesteziyle yapıyoruz ve ameliyathanede yeni sesini dinliyor. Ve mutlu olduğu sesi bizim de mutlu olduğumuz, ikimizin de anlaştığı bir seste ameliyatı sonlandırıyoruz. Yani ve hastanede kalmaya gerektirmiyor. Harika. Çok fazla komplikasyon olan bir ameliyat da değil. Küçücük bir iz, o da zaten kalmıyor. Ve sonrasında hasta
hayatına devam ediyor ama oturması yine bir 3-4 ayı buluyor bu sesin. Hmm. Yeni yerleşimle alışması, ödemin geçmesi. Daha sonra hasta terapilerle de yeni sesini kullanmayı öğreniyor. Yani ameliyattan çıkar çıkmaz aslında ameliyathanede duyuyor olacak sesini tabii, net tabii. olarak duyabiliyor. Duyuyor ve beğenirse tamam hocam. Yani evet. o akort ayarı yapar gibi yap, gerçekten. Evet beraber akort ayarı yapıyoruz. İşlem. Çok mu küçük bir kese hocam? Ondan tabii 2 santimetrelik küs. Belli bile olmuyor. Estetik işte atılıyor. Yani ameliyat olduğu bile belli çok olmuyor güzel. Aslında. Harika. 3-4 ay alıyor dediniz ya sonraki süre. Tabii sesin oturması 6 aya kadar uzayabiliyor. O süreçte normal kendi sesi mi oluyor? Hayır. Biraz daha kalınlaşıyor yine mu? Yine kalın sesi oluyor ama tam oturması etmesi 6 ayı buluyor. Yoksa tabii ki. 6 ayı buluyor. Geçici bir yöntem değil. Hayır kalıcı ediyorum. Bir yöntem. Ha. Ömür boyu sonra evet, o istediği sesi kalabiliyor. Oturduktan sonra devam edebiliyor. Tabii ki. Harika. Peki farklı yöntem var mı buradan girmeden yaptığınız cerrahi? Bir de ses telinin içerisinden inceltme ameliyatlarımız var. Onda da lazerle ses telinin kalın olan kas kitlesini ve mukoza tabakasını inceltip dikişlerle ses telini inceltiyoruz. O da inceltme yöntemlerimiz ama gen anestezi altında yapılıyor. O da daha meşakkatli zor bir ameliyat ama onun da yine iyileşmesi aynı dönemlere denk geliyor. Evet, bir sokağa çıktık hocam. Sorular sorduk. Beraber izleyelim. Beraber izleyelim. Ses kısıklığı nedir biliyor musunuz? Evet. Nedir? Ses kısılıyor. Siz yaşadınız mı hiç bu sorunu? Yaşadım. Neden oldu? Çok bağırmaktan. Nasıl tedavi oldunuz? Tedavi olmadım. Bir hastanede bir yere gitmedim. Kendi düzeldi. Yaşadım. Çok yaşadım. İşte yani ne bileyim havadan, sudan, sıcaktan. Nasıl tedavi ettiniz? Doktora gittim. Sonra işte bir şeyler içtim. Evet, ses kısıklığı hakikaten herkesin hayatını etkileyebiliyor demek ki hocam. Ama daha çok hani medikal tedaviler ya da işte ses kısığı, grip oldum, nezle oldum, sesim etkilendi gibi algılanıyor ama dediğiniz gibi bu ses estetiği bambaşka bir durum aslında. Evet. Değil mi hocam? Şimdi röportaj yapan bir bayan vardı. Havadan mı, sudan mı diyor. Evet. Esasında havadan ve sudan da sesimiz etkileniyor. Çalıştığımız ortamın havası nasıl? Kirli, tozlu bir ortamda mı çalışıyoruz? Ya da öğretmense gürültülü bir ortamda mı çalışıyoruz? Çünkü öğretmenler öğrencilerine seslerini duyurmak için yüksek frekanstan bağırarak konuşuyorlar ve bunu bütün 8 saat boyunca, tüm gün boyunca böyle konuşan bir öğretmenin sesinin kısılmamasına imkan yok. Ha. Yani o yüzden biraz da sesin davranışını bilmek, sesi korumak ve ses hijyeni dediğimiz, sesin nemli tutmak da önemli. Aslında tam da burada bir telefonumuz var, izleyicimiz ve kendisi bir öğretmenmiş. Hocam evet, tamam. Merhaba, tamam, hoş geldiniz diyelim. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın efendim. Günaydın, öğretmensiniz sanıyorum. Ben öğretmen hala değilim, babam öğretmen. Öyle babam mi? Sesle ilgili. Sesle ilgili sorunları olmuştu. Ses tellerinde polip oluşmuştu. Zeynep hocama onu danışmak istiyorum. Öğretmendir kendisi. Acaba babamın sesini yanlış kullanmasından dolayı mı bu polip oluştu yoksa bu sesin çok kullanılmasından dolayı mı oluştu? Ve tedavisi için ne yapılabilir? Onu öğrenmek istiyorum. Kaç yaşında babanız şu anda? Babam 78 yaşında. Nasıl etkiliyor sesini bu durum? Kalınlaşma mı? Boğukluk oluyor, kalınlaşma oluyor. Boğukluk ve kalınlaşma. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi zaten tam öncesinde konuşmuştuk. Evet. Hem yanlış kullanım, hem uzun süreli kullanım, hem de şimdi yaş itibariyle de tabii ne kadar süredir var onu da bilemiyorum ama ben şimdi 78 yaşında çok polipten çok korkmam ama sigara içiyorum onu sormadık. Sigara içip içmediğini öğrenmek lazım. Polibin tedavisi ameliyat etmek hastayı ve çıkan kitlenin mutlaka patolojiye gönderilmesi lazım ama bir daha oluşmasın diye öğretmen beyimizin terapilerle tekrar oluşmamasının önlenmesi lazım. Yani ses teli şeye benziyor. Şimdi ben görüntüler getirdim birazdan belki göstereceksiniz. El hareketine benziyor. Yani rahatça açılıp kapanıyor ama böyle böyle çarptığımız zaman bu bölgede travma oluşuyor ve oradan ödem ve mukoza sarkmasıyla da polip oluşuyor. Bu esasında yanlış kullanım sonucu ve yüksek sesle bağırmalar, özellikle bu maçlarda
İşte kendini tezahürat yaparken ya da çocukların spor yaparken arkadaşına bağırmasıyla. Ama dediğim gibi öğretmenlik çok uzun senelere dayanan ve 30 sene, 40 sene sesi böyle yanlış kullanıp ve yorgun bir sese sahip olup sonrasında polip oluşmaması imkansız esasında. Yani, o zaman söyleyeyim Aile Hanım, mutlaka babasını bir doktora götürecek ve tedavi olacak. Sonrasında da terapilerle bunun tekrar oluşumunu engellemeleri gerekiyor. O parçanın patoloji sonucunu takip edecekler. Etmek lazım. Çok teşekkür edelim yayınımıza bağlandığınız için. Siz de arayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Ben çok teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Zeynep Hocama da saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, siz de bizi arayabilirsiniz. Sesinizle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız 0212 243 71 78 telefon numaralarımız. WhatsApp hattımızda 544 880 87 87. WhatsApp'tan da bir sorumuz gelmiş hocam. Anneme tükürük bezi kanseri tanısı koyuldu. Ameliyatla sorun çözülür mü, tekrar eder mi diye sormuş. Aslında biraz konunun dışı ama. Tabii ama ben tabii başboyun cerrahi de olduğum için kanserci olmak istemiş izleyicimiz. Tükürük bezi tümörlerinde tabii ilk başta ince iğne biyopsi dediğimiz bir parça alıyoruz. Hı-hı. Ona göre tümörün ismini koyup hangi tümör olduğunu, iyi huylu ve kötü huylu tümörler var. Eğer iyi huylu bir tümörse, sadece tükürük bezinin içerisindeyse tükürük bezinin çıkarılmasıyla bu iş çözülüyor. Ama hani boyuna atlamışsa o zaman boyun diseksiyonu dediğimiz tamamcı tedaviler oluyor. Ya da ameliyattan sonra patoloji sonucuna göre bazen ışın, bazen de kemoterapiler ekliyoruz tedaviye. Ameliyat olmasını önereceğim burada. Polipi anlattığın zaman bir de nodül diye bir şey biliyoruz. Farklı bir hastalık nodül, mı hocam? Nodül daha çok işte yanlış kullanıma bağlı. Polip bir daha çok çığlık atmak ve uzun süreli yüksek tondan konuşmakla ilgili ama nodül... Dediğim gibi gergin, hı hı, ve yanlış kullanım. Yani esasında ikisi birbirinden çok farklı değil. İkisinin de oluşma mekanizması aynı. Nodül daha orta hattı, daha sert ki daha küçük doku bozulması. Hı hı. Polip daha yumuşak ve daha sarkan. Şimdi tabii muayenede biz bunları anlayabiliyoruz ve patoloji sonucunu anlayabiliyoruz. Ama ikincisinin mekanizması da aynı. Nodüller daha çok öğretmen hastalığı olarak bilinir. Şu an mesela görüntülerde gördüklerimiz... Evet, bu polip. Kocaman, bu polip mi? Kanamalı. Hmm. Bakın sapı var. Ses telinin, evet, altına doğru kayıyor ve sonra tekrar yerine geliyor. Bu kocaman, dev bir polip. Polip. Yani biraz önce bahsedilen öğretmenimizdeki durum sanıyorum onunla. Evet. Eşdeğer. Bu sıradaki görüntüde sulkus dediğimiz kapanma defektine yol açan. Bakın ses telleri tam kapanmıyor. Şunlar ses teli değil, evet, mi hocam? Evet, bunlar ses teli. Gerçek görüntü bunlar. Gerçek bu görüntü, arada sevgili, evet, izleyiciler. Gerçek görüntü, getirdiğimiz. Evet. Normalde iki ses teli. Burada dalgalanmaya da bakıyoruz. Tabii dalga hareketinde bir sorun var mı? Bakın bir tane ses telimiz çalışmıyor. Bu ses teli felci. Evet. Bunlara bağlı ses kısıklığı olabiliyor. Yani ses teli hastalıkları beyindeki bir sorundan da olabiliyor. Yani buna giden sinirin ya ameliyat sırasında kesilmesi, guatr ameliyatlarında, akciğer hastalıklarında da ses telinde kısıklık, ses teli felcinden de olayı olabiliyor. Aslında ne kadar çok hastalık varmış, evet, ses tellerimizle ilgili ya hocam. Sadece nodül bir polibe bağlı değil ses kısılması, onu demek için bunları söyledim. Aha. Tabii bizim en korktuğumuz ses telinde tümör olması. Hani hep 3 hafta o yüzden söylüyorum. Onun da belirtisi ses kısıklığı mı? Onun da belirtisi ses kısıklığı ama hasta şanslıysa. Bazen çok uzun süreler belirti vermeyebiliyoruz. Çünkü gırtlağın sadece ses teli kısmı yok. Bazen ses telinin üstüne de tümör çıkabiliyor. Sigara içen her insanın senede bir kere check-up gibi ses teli muayenesi yapmasını ben buradan herkese öneriyorum. Öneriyorsunuz değil mi hocam? Ne kadar önemli. Yani çok önemsemediğimiz bir belirti vücudumuzda. Mesela sesimiz kısılıyor. Biz bunu ertelersek Allah korusun altında tümör yani kanser dahi olabiliyor. Dolayısıyla kontroller mutlaka çok önemli. Erken tanı önemli mi hocam? Özellikle erken tanı önemli çünkü kanser için. Hayır, kanserden ziyade tümör. Sesin ameliyatları da çok küçücük bir organa bir ameliyat yapıyorsunuz. Evet. Doku çıkarırken bir kısım dokuyu feda ediyorsunuz ve kalan dokuyla sesinizi idame ettirmeye çalışıyorsunuz. Erken gelirseniz daha çok organ korunur ve daha iyi sesiniz çıkar. Geç gelirseniz bazen gırtlağı çıkarmaya kadar uzanabilen ameliyatlara maruz kalırsınız. Çünkü bu ameliyatları da bir kısım insan olmak istemiyor. Çünkü gırtlağını kaybetmek istemiyor. Delikle dolaşmak istemiyor. Evet. Şimdi artık kısmi parsiyel cerrahiler, lazer cerrahileriyle tümörle de savaşabiliyoruz ama erken gelirlerse. Hmm. Yani buradaki tek şey erken teşhisin olması. Aslında burada da hayat kurtarıyor erken hayat teşhis. Hayat ve ses kurtarıyor. Bir de yaşam kalitesini etkiliyor. İletişim kesildiği an
insan gerçekten hayattan kopuyor. İşte o çığlıkla başlıyor hayat. Sessizlikle de bitiyor. Esasında hani vücudun ölmesi değil, sesin çıkmaması insanları bir çeşit ölüme itiyor. Evet. Yani toplumdan kopmaya, sosyal hayatı bitirmeye ve mutsuz olmaya itiyor. Haklısınız. Bir telefonumuz daha varmış. Tabii Alo ki. Merhaba, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun alalım sorunuzu Zeynep hocamıza. Şimdi hocama ciğer, yani sigaradan dolayı ciğerlerimde 4 milimlik bir kist boyutları mevcut oluştu. Hı hı. Bazen de sesimde yani anlatamıyorum, kendimi de anlatamıyorum. Daha ne sonra oluyor? Bu çene kaslarına doğru bu şekilde kulağıma doğru bir ses geldi. Hı hı. Yani protezden mi kaynaklandı yoksa sigara içtiğimden ses tellerime mi zarar geldi, bunu öğrenecektim. Peki çok teşekkür edelim. Biz sorunuzu cevaplıyor olacağız. Akciğer kanserinden dolayı bir tedavi görmüş ve sonrasında yansıma olmuş tabii sesine. Ne dersiniz hocam? Şimdi zaten ilk başta söylediğimiz gibi akciğer güç kaynağı. Akciğerden hava gelsin ki ses oluşsun. Şimdi yapılan ameliyatta akciğerin bir kısmı muhtemelen çıkarıldı veya feda edildi ya da akciğer kapasitesi azalmış. Zaten dinlerken kulağıma gelen ses zayıf bir ses, cılız bir ses. Yani bir erkek sesi kadar kuvvetli, yorgun bir ses. Hı hı. Ses teli kaslarında da muhtemelen zayıflama var. Akciğerdeki sorunlara bağlı. Hı hı. Ama terapi yapılırsa, ses teli tekrar güçlenirse ses eski kalınlığına, güçlüğüne gelebilir. Hı. O yüzden hani bu terapi almasını öneririm. Olumlu olacak. Ses teli telefonumuz... felci var mı, onda bakılması lazım. Ses muayenesi de lazım. Mutlaka doktora danışın diyoruz. Hı. Bir telefonumuz daha var. Oldukça yoğun ilgi görüyor izleyicilerimizden. Alo merhaba, hoş geldiniz diyelim. Alo. Adile Hanım arıyor sanıyorum İstanbul'dan. Düşmüş hattımızdan. Peki tekrar bağlanırsa hemen alalım istiyorum. Hocam ne kadar aslında etkileyen bir durum bahsettiğiniz gibi. Biraz daha tedavilerin olumlu etkilerinden bahsedelim mi? Size geldikleri zaman hastalar neler hissediyorlar? Bu cerrahi yaptık diyelim. Bir de opera sanatçıların çoğu bu yönteme başvuruyor mu? Öyle bir söylenti de var. Ne diyorsunuz? Şimdi ses performansını arttırmak için işte dediğim gibi sesin yaşlanması oluşursa ki operacılar yüksek frekansları çok sık kullanıyorlar. Sesi gençleştirmek için, germek için de bu ameliyatların bir kısmını onlara da uyguluyoruz. Yüz germek gibi düşünün. Hmm. Yani ses telini de daha ince frekanslara çıkmak için dikişlerle girince eski performanslarına kavuşuyorlar. Çünkü o zaman mesleki hayatları bitiyor. Evet. Yani bu performansı uzun süre sağlamak için bazen ihtiyaç duyuyorlar ama zaten profesyoneller terapi çok sık alıyorlar. Hmm. Sahne arkasında koştuklarını da yapıyoruz biz. Yani onları sahneye hazırlarken işte yemelerini içmelerine kadar bir danışanların olması da önemli. Hmm. O yüzden ses danışmanı, yani nasıl mesela diyet için bir danışmana tabii gidiyorsak ki ya da psikoterapi alıyorsak, hı-hı, psikolojimizle ilgili, sesle ilgili de terapistimiz tabii olabiliyor. Telefonumuz hattaymış. Alo merhaba, hoş geldiniz diyelim. İyi günler. İyi günler. Buyurun alalım sorunuzu hocamıza. Benim 8 yaşında oğlum var. Oğlumun okuldan döndüğünde sesi kısık oluyor. Hı hı. Çatallaşmış oluyor. Okul döneminde biz bunu çok sık yaşıyoruz. Hı hı. Ve neden oluştuğunu öğrenmek istiyorum. Ne zamandır devam ediyor ses kısıklığı? Okula başladığından beri bu devam ediyor. Son 2 yıldır daha sık. Hmm, 2 yıldır sürekli, her gün mü oluyor? Ben de şimdi bir anne olarak merak ettim, onun için soruyorum. Her gün mü yaşıyorsun sıkıntıyı? Hemen hemen her gün yaşıyorum diyemem ama çoğunlukla yaşıyorum. Çoğunlukla yaşıyorum. Hafta sonu düze giriyor. Pazartesi okula gittiğinde okul dönüşü yine ses kısıklığı yaşıyorum. Evet, hemen soralım hocamıza. Zaten onu da söyledi, teneffüslerde top oynuyordur oğlan. Öyle mi? Oynuyor mu? Biraz nasıl, hareketli mi oğlumuz? Fazlasıyla hareketli. Maşallah, öyle de olsun zaten. Çocuklar evet, hareketli, mutlu olsunlar, oyun oynasınlar sık sık ama bu farklı bir hastalığın belirtisi nodül olabilir işte mi? Ses telindeki nodül bu işte. Yani, o zaman? Özellikle erkek çocuklarında çok fazla işte spor esnasındaki bağırmalar bu dönemde başımıza sık geliyor. Doğru kullanmayı öğretmek gerekiyor çocuklara. Hı-hı. Evet. Ya öğretmez isek ileride daha çok sesi kısılıyor. Bir de ailede de çok önemli. Aile eğitimi. Ailede herkes birbirine bağırarak konuşuyor ise çocuk da öyle
iletişimini sağlıyor. Biz aileyi de eğitiyoruz esasında. Hı. O zaman bir doktora hemen gideceksiniz diyelim. İstanbul'dasınız zaten Adile Hanım. Mutlaka bir terapi yoluyla nasıl kısılmasını engelleyebilirsiniz onu öğreneceksiniz. Davranış terapistine mutlaka gitmeniz gerekiyor. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Peki hocam son toparlamalarımızı yapalım. Neler söyleyeceksiniz? Bir de şey vardır ya ben çiğ yumurta yiyorum. Sesim daha iyi olsun diye. Farklı farklı yöntemler duyuyoruz. Bunların etkisi oluyor mu gerçekten? Şimdi yediğimiz hiçbir şey gırtlağımızdan geçmiyor esasında. Yani gırtlağımızın arkasındaki yemek borusunun kapağına yakın bir yerden geçiyor. Çiğ yumurtadan ziyade asitsiz diyetin sesitelini korumaya etkisi var. Yani zaten şimdi bir önceki konuşmacımız Cengiz hocamızdı. O da anlattı muhtemelen reflüyü. Anti reflü tedavileri zaman zaman biz veriyoruz. Çünkü hepimiz bazen yanlış şeyler yiyip içiyoruz. Yumurta asitsiz bir yiyeceğimiz proteinden zengin. Tabii ki yararı var. Ama onun yanında bir yer değiştirme yapıyoruz. Mesela performans öncesi sanatçılara portakal suyu yerine havuç suyu tercih ettiriyoruz. Ne bileyim akşam özellikle anneler çok sık yapıyorlar bunu. Sütü içirip hemen yatırıyorlar çocukları veya mamayı verip. Özellikle süt, yoğurt gibi ürünleri, kefir gibi ürünleri akşam diliminde istemiyoruz. Çocukları tok yatırmayın diyoruz. Bu sabah da işte akşam yediğimiz şeylerin etkisinden sabah kalktığımızda hepimizin sesi daha kalın çıkıyor ödemden dolayı. Gece diyetimiz asitsiz. İşte turunçgillerden uzak, limon, portakal, greyfurt, süt, yoğurt, kefir, kola, çay, kahveden uzak ve baharatlardan uzak. Kahveden de uzak. Evet, kahve özellikle. Kahveyi sabah diliminde ve 2-3 tane de sınırlamak gerekiyor. Çünkü bir de su attırıcı ürünler bunlar. Yani vücuda suyu tutmaya çalışıyoruz ki sesimiz nemlensin. Tükürük olmadan, ses telinde sıvı olmadan ses teli çarpışamaz. Arada bariyer görevi gören şey sıvı esasında. O yüzden biz 1,5 litre, 2 litre su içmeliyiz. Ama normal su, yani çay su yerine geçmiyor ne yazık ki. Ya da kahve su yerine geçmiyor. Ortamımızı ona göre ayarlamalıyız. Yani sesi nemlendirmeli, reflüden uzak durmalı, iyi kullanmalı, hayat tarzımızı değiştirmeli, sigara içmemeli. Bir ses tellerimize de iyi bakmalıyız. İyi bakmalıyız. Bir de artık HPV virüsü denen bir virüs var. Evet. Onu da şimdi buradan hani son notlar olarak söylemek istiyorum. Evet, lütfen hocam. Kız çocuklarımızı da 10-13 yaş arasında aşılandırmak gerekiyor HPV için. Çünkü bu papillomlar ses tellerine de yerleşebiliyor. O da çocukluk çağından itibaren ses teli sorunlarına yol açabiliyor. Bundan korumayı da toplumun daha öğrenmesi gerekiyor. Daha çok kadın hastalıklarıyla konuşuruz biz HPV'yi. Ama kız çocuklarımız tabii, için de konuşuyoruz. Ses ama ses tellerini de etkileyen bir hastalık. Sık çok önemli. İyi ki yaptınız bu uyarıyı hocam. Evet kız çocuğu anneleri özellikle lütfen bu konuda önlem alsınlar, aşılarını yaptırsınlar diyerek programımızı bitirelim. Ve sağlık olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ bizimle olun. Birlikte olduğunuz için. Sevgili izleyiciler bu hafta da programımızın sonuna geldik. Sağlık olsun yine dop dolu olacak. Haftaya cumartesi saat 10'da canlı canlı karşınızda olacak. O güne kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.